Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, haliniz keyfiniz yerinizdedir diyorum ve bugünkü oynamak istediğim oyuna geçişimi yapıyorum. Bugünkü oynamak istediğim oyun arkadaşlar, daha önceden de kanala videosunu atmıştım. Evrim asla bitmez diye bir oyun. İşte ben buna demiştim, her şey bitti artık vesaire falan diye. O şekilde oyunun sonunu gördüğümü düşünüp videoyu sonlandırmıştım. Ama gelen yorumlarda gördüm ki hani birkaç arkadaşımız bitmiyor vesaire falan yazdı. Ben de merak ettim, dedim hani sonuna kadar nasıl gidebilirim vesaire falan diye. Burada da gördüğünüz gibi bütün bu açılmamış bölgeleri açmaya çalıştım. Burada sadece bu kısmı birazdan açacağız. Ve şurada da açılmamış bir tane kutum var. Ama onun dışında her şeyi açtığımı düşünüyorum. Burada yettiği kadarıyla yapalım. 250 seviye olduktan sonra, daha doğrusu bunu 250 level yaptıktan sonra, level mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum ama burada buradaki son kutucuğumuz da açılacak. Ama gerçekten çok fazla miktarda DNA puanı istiyor. Şimdi oyuna şöyle bir kısaca ben size hemen evrim ağacını göstereyim. O zamanlarda da söylemiştim ben, oyun birazcık saçma bir oyun ama ilginç bir şekilde böyle merak uyandırıp bağımlılık yapan da bir oyun. Belki saçma bulmayanlarınız da vardır, orasına herhangi bir şey demek istemiyorum. Şimdi oyuna burada hayat ağacı denilen bir kısım var. Burada oyunumuzu başlatıyoruz. Oyunu başlattıktan sonra yaşam formlarını açtıkça bu şekilde yukarıya doğru gidiyoruz. Maymun oluştuktan sonra, yanılmıyorsam, tam emin değilim, fikir üretmeye başlayabiliyoruz. Bu fikirlerde de böyle işte taş devri, neolitik çağ, bronz çağ vesaire falan derken en son uzayda yerleşime kadar çıkıyoruz. Önceki oyunumuzda ben burada Mars il, bundan sonrası ötesi yakında gelecek yazısını gördükten sonra dedim ki herhalde oyun bitti dedim. Ama oyun bitmemiş arkadaşlar. Oyun şöyle bitmemiş. Bunları belli bir seviyeye yükselttikten sonra yeni yaşam formları açılıyor. Ve şurada ayrı bir yer daha var. Onu da hemen göstereyim. Burada da dinozorlarımızın olduğu bir bölüm var arkadaşlar. Bu dinozorlarımızın olduğu bölüm, İşte bunu yukarıda görevler var. Bu görevleri tamamladıktan sonra meteorla beraber simülasyonu tekrardan başlatabiliyoruz. Bu simülasyonu tekrardan başlattıkça yeni simülasyona yeni canlılar ekleniyor. Onu hemen ben size göstereyim. Birazdan zaten ben simülasyonumu tekrardan sıfırdan başlatıp sizle beraber geliştirmeleri yapacağım. Burada mesela arkadaşlar ilk ana simülasyonda olmayanları ben size söyleyeyim. Mesela bu Neowaves kuşlar ilk ana simülasyonda yok. Koşucu kuşlar yok. Ondan sonra bu ördek görünümlü arkadaş ilk simülasyonda yok. Tavuksu yok, yılan yok, kertenkele yok. Dediğim gibi bu kaplumbağa. Bunlar ilk simülasyonda yok arkadaşlar. Bu simülasyonlar dinozorları işte meteorla beraber yok ettikçe burada da yeni yaşam formları oluşuyor. Bu arada dinozorlarda da şöyle bir durum var. Burada 50 seviye var, 50 turn var. Mesela yapıyorsunuz. Şu an ben mesela 24. turn'deyim. Yapıyorum. Bu görevleri yaptıktan sonra asteroid düşür diyorum. Asteroid düşürüyorum. Düşürdükten sonra tekrardan görevleri yapıyorum. Tekrardan düşürebiliyorum. Her seferinde bir dinozor açılıyor. Bir de onun otomatik toplamasına yarılan şöyle rütbeler açılıyor. Ben bunu 50'ye kadar tamamladım. 50'ye kadar tamamladıktan sonra tekrardan simülasyonu meteorla beraber sıfırlayınca bu sefer başa döndü ve simülasyonun hızını hızlandırdı. Yani 51, 52, 53 diye gitmiyormuş. Şu şekilde göstereyim onu da. Şurada mesela prestij 1 diyor. Bu prestij işte 1'e yükseldi. Prestij 2 oluyor muhtemel. Prestij 3 olacak. Bu da simülasyonun hızının artmasına yarayacak. Şimdi gelin sizle beraber ana simülasyonu bir sonlandıralım. Sonlandırdıktan sonra tekrardan sıfırdan bir başlayalım. Burada şöyle en aşağı iniyorum.
Burada gerçeklik motoru denilen bir durum var. Bunu da bu yukarıda yeşil elmas gibi işte ne diyeyim, elmaslar birikiyor. Elmas gibi demeyeyim, elmaslar birikiyor. Bunlar biriktikçe bu mesela hologram hızını artırıyor. Bu sol taraftakiler simülasyon hızını artırıyor. Sağ taraftakiler de parmağınıza dokunduğunuz zaman kazandığınız puanı artırıyor. Bu yukarıda benim mesela şu an 360 milyon olmuş. Bir yerden sonra çok kolay toplanıyor arkadaşlar. Ben başta burada mesela ilk yükseltmeye mesela bu 1,1'miş. Bu 500'enmiş. Ben bunları nasıl alacağım falan diye düşünüyordum. Ama çok kolay bir şekilde toplanıyor. Bu toplandıkça simülasyonunuzu tekrardan başlatın arkadaşlar. Tekrardan başlatmaktan çekinmeyin. Bu şekilde simülasyonunuz hızlanıyor. Çok da fazla konuşmadan ben hemen şöyle simülasyonu bitir diyorum. Yeniden başlatıyorum simülasyonu. Şimdi simülasyonu yeniden başlat dediğim zaman burada şu an ben bunların hepsini aldığım için alamıyorum. Alabileceğim bir şey olsa bunları açıyorum ve o şekilde simülasyona giriyorum. Benim tavsiyem öncelikle simülasyon hızını arttırmanız. Simülasyon hızını arttırdıktan sonra rahat rahat buradaki entropi hızlarını da arttırabilirsiniz. Simülasyonu başlat diyorum. Şimdi şöyle ilk etapta dokunarak DNA puanı topladım. Şimdi mesela buradan ben dünya gezegenine bastım. İlkel çorba diyor. Bunu açtım. Birazdan otomatikman DNA puanları kazanmaya başlayacağım. Amino asit açınca. Amino asit açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen buradan basılı tutarak hızlı bir şekilde geliştirebiliyorum. Sonra hemen bu yanındaki özellikleri açtım. İsterseniz burayı şu şekilde atlayayım. Burada mesela amino asit açtım. Amino asit açtıktan sonra DNA'yı açabiliyorum. Prokaryotik hücreyi açıyorum. Burada mesela başka açamıyorum çünkü burada geliştirmem gereken bir takım özellikleri var. Bunları buradan hızlıca geliştiriyorum. Şimdi ökaryotik hücreyi de açabiliyorum. Şöyle hatta açmışken birkaç seviye geliştireyim. Buradan hemen bunları şu şekilde açıyorum. Şimdi süngeri açabiliyorum. Deniz anasını açabiliyorum. Deniz anasını açtıktan sonra platformu açabiliyorum. Normalde simülasyona ilk başladığınızda bu kadar hızlı olmuyor. Hatta devam ederken de yine bu kadar hızlı olmuyor. Bu simülasyonu hızlandırdıkça daha da oyununuz hız kazanıyor. O şekilde söyleyebilirim. Balığı açıyorum. Balığı açtıktan sonra hemen buradan diğer özellikleri açıyorum. Açılacak çok fazla yaşam formu olduğu için buraları hızlıca geçiyorum hemen. Çünkü buraları hızlıca geçmezsem arkadaşlar videoyu kısa tutamayız. Hem siz de sıkılırsınız. Burada gördüğünüz gibi mesela şu an memeli açıldı, kaplumbağa açıldı, krokoyit açıldı, kertenkele açıldı, yılan açıldı. Bunların hepsini tek tek açıyorum ben. Buradan hızlıca bunları hemen geliştiriyorum. Burada gördüğünüz gibi yeni yaşam formları açılmaya devam ediyor. Mesela burada maymun açılmış. Maymun açtıktan sonra mesela burada birazdan gördüğünüz gibi her şey bir fikirle başladı diyor. Evrim yepyeni araçlar başlar vesaire falan diye. Şurada farklı bir bölüm açılıyor. Şöyle buna da şu şekilde basarak şöyle yapabiliriz. Burada birazdan onu da göstereceğim size. Hatta direkt şuradan göstereyim. Mesela bunu açtım. Bunu açtıktan sonra taş devrini açarak yavaş yavaş fikir puanı toplamaya başlıyorum. Fikir puanıyla açabileceğim şeyler de burada gözüküyor. Şimdi buradan ben asıl simülasyondan devam ediyorum. Şuradan tavuk suyu açıyorum. Buradan bunu açıyorum. Bunu da açıyorum. Birazdan bu fikirleri geliştirdikçe arkadaşlar işte fikirlerde şuna yarıyor. İşte cyborg açıyorsunuz. İşte eşsizlik denilen bir yaşam formu açıyorsunuz. Sonrasında işte uzaya insan gönderiyorsunuz falan. Şunları hızlıca açıp hemen fikir ağacından devam edeceğim olaya. Mesela burada yeni bir yaşam formu oluşturduk. Yeni yaşam formu papağanlar. Bunlar ilk simülasyonda yok. Dediğim gibi bunları dinozorları işte yok edip tekrardan başlatmak gerekiyor ki bu simülasyonlarda eklensin. Mesela baykuşlar, penguen. Mesela şu an penguenler oluştu.
Kartallar. Şimdi kartallar oluşacak. Burada açmadığımız bir şey var mı diye bakıyorum. İnsanı açacağız. Şimdi Neolitik dönemden devam ediyoruz. Şimdi burada hemen bronz çağımız açılıyor. Bronz çağdan devam ediyor. Şöyle tekrardan evrim ağacına geri döneyim. Bu arada herkesin şahsi fikridir arkadaşlar. Ben evrime inanan bir insan değilim. Hani bu oyunu oynamam evrime inandığım anlamına gelmiyor. O yüzden şimdiden linçlere cevap vereyim, linç gelecek olursa. Ha, inananlara da saygım var. Tartışmak isterlerse niye inanmadığımı seviyeli bir şekilde tartışabiliriz. Ben burada sadece oyun olduğu için sizlere göstermek istiyorum. Oyun çünkü sürükleyici bir oyun ve gerçekten de çok fazla vakit çalan bir oyun. Şimdi orta çağdan sonra keşifler çağını açıyorum. Keşifler çağını hemen şöyle hızlıca açıyorum. Keşifler çağından sonra bilimsel devrim geliyor. Hemen bu bilimsel devrim kısmını açıyorum. Burada sanayi devrimi kısmı geliyor. Sanayi devrimi kısmında hemen şöyle açıyorum. Videoyu hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. En azından bu kısmını hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Çünkü dinozor kısmını da göstereceğim. Dinozor kısmında hangi dinozorlar açılıyor vesaire falan, onları sizle beraber tek tek bakarız. Şimdi burada mesela korsan ve eşsizlik açıldı. Artık eşsizlik açıldıktan sonra işte Android, Sentient Android nasıl okunuyor bilmiyorum ama bunlar insanüstü formlar oluyor diye düşünüyorum. Burada da Cyborg açılıyor. Cyborg açtıktan sonra bakalım yeni bir form daha açılması lazımdı. Şimdi burada en son Mars yerleşimi açıyoruz. Burada bu diğer özelliklerimizi de açıyoruz. Sonrasında Mars fabrika ve en sonunda da Mars ili açacağız. Burada insanüstü. Dediğim gibi arkadaşlar insanüstü formu da vardı ve bu formu da açıyoruz. Mars ili açtıktan sonra bu kısımda açmam gereken başka bir şey kalmadı. Burada insansız kolonist. Şöyle bir tekrardan kontrol edelim. Açmadığımız bir kısım var mı diye bakıyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu insansız kolonist kısmında herhangi bir şey yok. Buraya geliyorum. Burada da herhangi bir şey yok. Fikir kısmına geliyorum. Burada da herhangi bir şey yok. Belli bir noktadan sonra arkadaşlar buradaki ödülleri kazanabilmek için 25 seviye, 50 seviye, 100 seviye, 150 ve 250 seviyeye getirmek gerekiyor. Bu en son açılanlarda biraz daha az olsa da yeterli. Mesela bu şu Mars ili 200'de açtı. Bunu 225'te açtı. Yani bu en son bütün hepsini, buradaki bütün ödülleri toplayabilmek için bunları 250 defa yükseltmek gerekiyor. Şimdi hemen dinozorlar kısmına geçelim. Dinozorlar kısmında gösterdikten sonra ben videoyu bitireyim. Öncelikle dinozorların size açılma sırasını göstereyim. Burada gördüğünüz gibi ilk olarak Archosaurus dinozor açılıyor. Burada sonrasında bu dinozorumuz. Şu şekilde. Bunların açması hemen kolay zaten. Mesela gittikçe bunları açmak daha da zorlaşıyor. Mesela burada sırasıyla açılan dinozorları gösteriyorum. Mesela burada Brontosaurus. Sonrasında Theropoda. Buradan sonra biraz daha zorlaşıyor. Mesela size T-Rex'i göstereyim. Brachiosaurus. Bundan sonra da T-Rex açılıyor. T-Rex açıldığı zaman arkadaşlar şu mesela bu özelliği kazanabilmek için T-Rex'i keşfetmek gerekiyor. Bu özelliği kazanabilmek için de Giganotosaurus
Tosaurus keşfetmek gerekiyor. Burada hemen göstereyim. Burada Brachiosaurus, T-Rex, sonrasında Spinosaurus. İşte burada birkaç tane daha form var ve en sonda da Giganotosaurus, konuşamadım da söyleyemedim de. Bu dinozoru da açtıktan sonra artık açılacak bir dinozor kalmıyor. Burada bu ikinci ödülleri toplayabilmek için bunların 200 seviye yükseltilmiş olması gerekiyor. Şimdi ben şuraları hemen hızlıca göstereyim. Burada kulağınızı rahatsız olmaması için sesi kapatıyorum. Hem meteor olayını da göstereyim size nasıl yapıldığı ile ilgili. Burada hızlıca arkadaşlar bunları topluyorum. Umarım sıkıcı bir video olmamıştır ama gerçekten ben oynarken böyle ciddi anlamda merak ederek oynadım. Bundan sonra ne açılıyor, bundan sonra ne var diye. YouTube'da da çok fazla video bulamadım. YouTube'da da çok fazla video bulamadığım için hani benim gibi meraklı arkadaşlar varsa vakitlerini çok fazla kaybetmeden bu şekilde bu videoyu izleyerek önlerinde ne varmış görerek oynayabilirler. Hemen şuradan artılara basarak bunları hızlı bir şekilde yükseltebiliyoruz. Şu şekilde birazdan meteoru kullanabileceğim. Meteoru kullanıp bir sonraki aşamaya geçebileceğim. Şu an bütün görev çubukları doldu. Bütün görev çubukları dolduğu için rahatlıkla bir sonraki seviyeye geçebilirim. Şimdi mesela asteroid düştükten sonra arkadaşlar tekrardan dinozorları üretmeye sıfırdan başlıyoruz. Şöyle buradan ben buraları sizin için hızlıca geçeceğim. Arkadaşlar sizin için önceki sıkıcı kısımları atladım. Artık asteroid meteorumuzu düşürebiliriz. Meteor düşürdükten sonra yeni bir dinozor formu ortaya çıkacak. Bu yeni dinozor formunu zaten ben size sıralamadan göstermiştim. Çıkacak olan dinozor formu T-Rex. T-Rex'in çıkışı biraz daha heybetli, biraz daha güzel olduğu için özellikle size paylaşmak istediğimden dolayı videoyu biraz daha uzatmak istedim. Hemen şuradan şöyle hızlıca açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birazdan T-Rex'i açabiliriz. T-Rex'i gerçekten özenerek yapmışlar. Hemen T-Rex'i açırıp burada videoyu sonlandırıyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlarım yoruma T-Rex yazabilir mi? Çok merak ediyorum buraya kadar kaç kişi izledi diye. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Oyun bu şekildeydi. Buradan meteor düşürdükçe diğer tarafa yeni yaşam formları ekleniyor. Buradan T-Rex'imizi açıyoruz. T-Rex'i açtıktan sonra normalde oluşan bir animasyon vardı. Ama o animasyon bu sefer oluşmadı çünkü ilk seferde oluşuyor herhalde. Gördüğünüz gibi burası bizim T-Rex kayamız. Şöyle yapalım. Burada size şunu da göstermek istiyorum. Burası T-Rex kayası. Şöyle yapsak daha iyi olacak. Bizim T-Rex'imiz. Başında bir taç var. Niye bir taç var arkadaşlar? Şundan dolayı bir taç var. Burada oyunda şu şekilde göstereyim. Bir oylama yapıldı. Bu oylamada işte hani sizce hangi şampiyon birinci olmalı diye. Burada mesela birinci sırayı T-Rex kazandı. İkinci sırayı Spinosaurus kazanmış ve üçüncü sırayı da neydi o dinozorumuzun adı? Hemen şuradan göstereyim. Şu olması lazım. Bir bakayım. Aynen.
İkinci sırada onun, ama birinci sırada arkadaşlar tabii ki T-Rex'in. Burada mesela diyor, bu anıt dinozorların popülerlik bağlamını kazananlarını anıyor diye. İşte bir popülerlik oylaması sonucunda bu tacı T-Rex kazandı. Burada gördüğünüz gibi tepesinde tacı var. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.